Günaydın arkadaşlar. Bugün bölüm başlıyor. Burası da bir karanlık. Ben şu an okulun neresine geldim bilmiyorum mesela. Anahtarı verdim ama ben kapatacağım. Stajım başlıyor, evet. Aslında saat kaçta gideceğimi bilemedim ve dün gece hiç uyuyamadım. Gerçekten hiç uyuyamadım. Yani kendime geldim. O yüzden şimdi bir şeyler giyip çıkacağım. Aşağıda da duvar sopası falan hazırladım. Neyse ben bir giyineyim. Ondan sonra konuşuruz. Şu şekilde giyindim. Şimdi de kot ceketini alırım bir basıkla. Şöyle yeşil bir şey mi alsam diyorum da bu da çok uzun kalıyor. O yüzden gerek yok. Neyse kot ceketimi alırım üstüne. Ne kadar bu kombine uymasa da. Şu kattan alacağım başka bir şey var mı? Yok diye düşünüyorum. Neyse o zaman ben şu yiyeceklerimi de hazırlayayım. Ondan sonra çıkalım. Görüşürüz. Yaramazlık yapmak yok, tamam mı? Hadi akşam görüşürüz annem. Tekrardan günaydın. Bugün hava güzel. Gerçekten güzel. Ulan ben hard diskimi aldım mı? Aldım herhalde. Neyse bilmiyorum kendi bilgisayarımı kullanacağım yoksa okuldaki bilgisayarımı kullanacağım da büyük basıklı okuldaki bilgisayarımı kullanacağım. Çünkü oradaki programı öğrenip bir şeyler yapmam gerekiyor. Mesela şu an 8 oldu. Abi dün asla uyumadım. Şöyle günlerdir ben bir uygulamaya takıldım kaldım ve sürekli o uygulamada takılıyorum. Bu da şey uygulaması. TOK diye bir tane uygulama var. Bu bir ürün yerleştirmesi değildir arkadaşlar. Sadece kendi önerim olarak size söylüyorum. Böyle yurt dışındaki insanlarla İngilizce pratik yapıyorsunuz. İngilizce pratik yapıyorsunuz. Ben de İngilizcemi bir seviye üste taşıyabilmek için yani çok fazla kelime haznem yok. O yüzden bu kelime haznemi genişletmek ve bu bir anda İngilizceye dönerken ki o heyecanı bastırabilmek için orada insanlarla konuşuyorum. Ya günlerdir yani full oradayım. Yani bir tane sohbet bu var. Yani bayağı bir arkadaş edindim. Takılıyoruz hep beraber. Sabah 6'ya kadar sohbet ediyoruz falan. Yani son 3-4 günün full böyle geçtiği için dün gece asla uyuyamadım. Bak uykum var ama yine de uyuyamıyorum. Kesinlikle uyuyamıyorum yani. Sağa dönüyorum yoksa sola dönmüyorum. Bir ara şey olarak düşündüm. Saat böyle yattım saat 12.30 falandı. Neyse bir ara kalktım 1.30 oldu. Sonra böyle ara ara 5 dakika uyuyorum. Uyanıyorum böyle hani o kadar. Sonra bir anda bana bir şey geldi. Ulan bugün ALES mi vardı? Durup dururken ALES'i kaçırdığımın korkusu içimi sarmaya başladı. Ama dün DGS var. Şey ne DGS'si? YDS vardı. ALES yoktu. Ulan diyorum hayır Ekim'deydi, Kasım'daydı diyorum. Yani ne şimdisi diyorum. Sonra kendimi bir şekilde sakinleştirdim ve uyumaya çalışmaya devam ettim. Çünkü yine uyuyamadım. Ondan sonra yani totalde toplasan 1-2 saat falan uyumuşumdur. Neyse ben de kaçta gideceğimi bilemediğim için normalde okulda 8'de olmayı planlıyordum ama sonra derslerin başlangıcı falan 9 olarak düşündüğüm için saat şu an 8.30-9'da okulda olmuş olurum diye düşünüyorum. Lan gölgeler de soğukmuş, keşke ceketimi giyseydim. Neyse ben şu durağa gidene kadar ceketimi giyeyim arkadaşlar. Okulda görüşürüz. Coming go and they come so easily.
bilgisayarıma, hocayla bilgisayarıma bir şey kuracaktık ama tabii ki de benim bilgisayarımın hafızası yeterli olmadığı için kuramadık. Birkaç bir şey sildim. Şimdi hoca diğer hocalarla beraber toplantıya gitti. Çünkü önümüzde sınav haftası var. Sınav haftası ile ilgili düzenlemeler yapacaklar. Ben de o sırada bekliyorum. Şurada bir PDF var. Full onu okumam gerekiyor. 812 sayfa. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Evimi özledim. Gerçekten evimi özledim. Ve şu an gerçekten ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü hiç bilmediğim bir alan. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir an önce benim bilgisayarıma kurup hani YouTube'dan falan video izleyerek yapmayı planlıyorum. Bakalım hayırlısı. Bir şeyler olacak. Bakalım. Göreceğiz. We'll see. Selam arkadaşlar, kapıyı da akşam ettik. Normalde ben kaçta çıktım? 5.30'da falan çıktım. Saat 6.30, yani arkadaşım vardı, arkadaşımla buluştum, onunla bir sohbet falan ettik. Şimdi yemekhaneye gidiyorum. Umarım yemekhane kapanmamıştır. Kaçta kapanıyor? En ufak bir fikrim yok. Umarım 7'dir. Şu an 6.39. Bilmiyorum yani. Neyse, yemekhaneye de bir gideriz, göreriz. Neyse, sonra bugün hiçbir şey yapmadım. Aslında bir şeyler yaptım. Programı bilgisayarıma kurduk. Sonra zibilyon sayfalık data sheet var. Nereden ne tutacağım da, nereden neresini bağlayacağım da o programı çözeceğim hiç bilmiyorum. Çünkü daha önce hiç çalışmadığım VLSI nedir bilmiyorum. Yani bunu da öğreniriz. Yani zaten bunu da öğreniriz diye bütün bir sürü şeyi bir sürü programı böyle başlangıç seviyesinde biliyorum yani. Bir kere girmiş oldum o programlara. Şimdi bakalım ne olacak, göreceğiz. Neyse, yarın birazcık araştırırım. Ya birazcık şey yapmam lazım, kurcalamam lazım şeyleri. Nereden ne devretirebiliyorum falan filan diye. Çünkü aslında zibilyon tane şey yapılıyor orada. Hem Verilog, VHDL, başka zibilyon tane şeyler de var. VLSI da var. Hoca analog kısmını istiyorum dedi. Analog circuit kısmına bakacağım. O devre çizimleri nasıl oluyor, nereden neler bağlanıyor falan, bunları bir Türkçe şeklinde staj defterine yazıp bir Türkçe data sheet oluşturacağım. Bakalım hayırlısı, hepsini hallederiz diyorum. Şimdilik yemekhanede, benim şimdi yemekhaneye gidiyorum, sonra görüşürüz. Hatta bu saatlerde okulda olmayı özlemişim. Yani ikinci öğretim öğrencisi olduğumuz için genellikle hep bu saatlerde buradaydık. Kimi zaman 9'da falan da çıkmıştığımız oluyordu dersten. O yüzden bu saatte seviyorum okulu ya. Güzel oluyor. Yani çok kalabalık olmuyor. Biraz sakin oluyor ama yine de bir telaşa var. Güzel, bakalım. Yani umarım yemekhane açıktır. Burası da zifiri karanlık. Günaydın arkadaşlar. Bugün çakalın bu çırtılarına uyandım resmen. Yani ne oluyor oluşum, ne oluyor? Niye çığırıyor böyle anlamıyorum. Neyse, az önce kucağımda bir sakinleşti. Şimdi de gitti, bir daha kudurmaya başladı. Neyse. Saat 10'da okula gideceğim. Bu yüzden kaçta kalktı ben ya? 8 gibi kalktım da bir daha uyurum diye. Ben bir daha uyumaya çalıştım ama uyutmadı beni çakım. O yüzden uyandım. Evet, şimdi kahve içiyorum. Ayılıp sonra okula gideceğim. Sinirim kaymıştı. Neyse, güzel. Ne oldu? Today kombin bu şekilde. Şimdi hazırlandım, çıkıyorum. Bir saattir arkadaşlar. Güneş tutulmasını çekimimi için bir yer arıyorum ama şu an göremiyorsunuz. Kamera çünkü çekmiyor. Milletin kamerası çekiyor da benimki niye çekmiyor? Ne onun adı? Ay güneşin üstüne gelmiş ve böyle ay şekli almış. Böyle dolunay olmaya yakınken birazcık burkulmaya kendini. Şu an gerçekten sırtımı çekmek için okulda zibilyon tane yer aradım. Şu an buraya buldum. Gerçekten burada belli oluyor. Bizim orada belli olmuyordu bizim labda. Şu an okulun 3. katına falan çıktım, yani bilmiyorum. Sanırım en üstünde o taraftayım.
Burası da açılmıyordu şimdilik. Evet, biraz belli oluyor ama hiç fotoğrafta çekemedim ya. Fotoğrafta görünmüyor. Cam da zaten çok pis. Güneş ve ayın da üst üste gelmediğini gördüğümüze göre kaldığımız yere devam edebiliriz. Şöyle bir şey var. Ben birazcık bir şeyler yaptım uygulamada. Ben şu an okulun neresine geldim bilmiyorum. Neyse, bunu bir de yedim. Şuradan aşağı ineceğim. Neyse, aşağıda konuşuruz. Artificial love. Artificial love. Artificial love. I am ready. Okula görüşürüz. Ben bir tık geç gelmiştim. Hoca da bir tık geç geliyor herhalde. İş içi var. O yüzden mutluyum. Şimdi aşağıya inip bir kahve alacağım. Şey yaptım, böyle bilgisayarı açtım. Videoları attım hard diske. Çünkü yeni videolar çekebilelim diye. Şimdi kahve alacağım. Ondan sonra birazcık oturup hocanın gelmesini beklerim. Sonra gün başlıyor. Okulda içtim tek şey sütü köpüklü. Başka hiçbir şey içemiyorum. Önceden sadece Nescafe Gold falan içiyordum. Ama daha sonrasında filtre kahveye falan alışınca Nescafe Gold içemiyorum. Yani sütü köpüklü de onun aşağıdan kalır yanı yok ama onun böyle bir tık tatlı olması şey oluyor, içilebilir hale getiriyor. Yoksa normalde şekerli kahve falan içmem. Yani sütü köpüklü içerken de içmediğim, kullanmadığım şekerlerin hepsini almış oluyorum. Hava bugün gerçekten çok güzel. Ben de hırka giydim. Çünkü bazen bir üşüyorum, bir sıcaklıyorum, böyle bir içim titriyor falan, bir garip oluyorum. Neyse, altıma tişört giyecektim de bunun altına giymeye tişört bulamadım, o yüzden bir şey olmaz. Birazcık kemiklerimiz ısınsın. Evet, hoca gelene kadar bu da keyif yapmayacak. Tekin bana da anahtarı verdi. Labı ben kapatacağım. Şimdi araştırma yapıyorum. Şöyle bir şey var. Cresta ADMS'i kullanıyorum. Ama şöyle kullanamıyorum. Şimdi burada bir Word kısmı var. Tamam mı? Bu Word kısmının altına dosyaları açmam gerekiyor. Ve burada işte VHDL olsun, Verilog olsun, VLSI olsun. Bunların kodlarını burada çalıştırıyor bilmem gerekiyor. Çalıştırıyor olabilmem gerekiyor. Ama şöyle bir şey var ki, o Word dosyasının altına yeni bir proje açamıyorum. Datasheet'te aslında File New Project deyip onu açabilirim. Ama burada File New'un altında Project yok. Yok. O yüzden nasıl açacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Library olarak Word'ün altında bir şey açabilirim ama kütüphane olarak açtığımda da kodum çalışmayacak. Çalışmayacak. Bilmiyorum arkadaşlar tam olarak ne olacak ama bu serinin sonunda bu durumu çözebileceğime inanıyorum. O yüzden bugünlük videoyu burada kapatayım. Sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Her şey gönlünüze göre olsun.